Herkese merhabalar arkadaşlar. YKS 2020 tercih öncesi sorularınızı cevaplıyoruz. Sınavla alakalı sorduğunuz soruların hepsini okuduk. Bunların içerisinden bazı önemli yorumları seçtik. Ve bunları sizlerle beraber cevaplayacağız. Nelere cevap vereceğiz? DGS mi yatay geçiş mi? DGS hakkında detaylı bilgi. 2 yıllıktan 4 yıllığa nasıl geçebiliriz? Hangi bölümlere geçebiliriz? Ya da İmam Hatip gibi ek puan alabilecek bölümler hangileridir? Veyahut hatta hangi puanlara, hangi bölümlere ek puan alabiliriz? İki yıllık üniversitelerin avantajları, dezavantajları ve sıralamamız nasıl olur? Yani sayısalda ben şu netlerle kaç sıralamada olmuştum 2018'de? 2019 hangi sıralamada olmuştum? 2020'de hangi tercih aralığında olmalıyım? Eşit sözelde, sayısalda ve dil grubunda sizlere e, belli tercih aralıkları sunmaya çalışacağız arkadaşlar. Hemen sorularımıza başlayalım. İlk başta sizce DGS mi yoksa yatay geçiş mi daha avantaj demiş Mustafa Kila? Pardon özür dilerim. Mustafa Matik Killa. Arkadaşlar yatay geçiş ...dört yıllık bölümler arası geçiş. Yani atıyorum e, sosyoloji bölümünden psikoloji bölümüne geçiyorsunuz. Dikey geçiş ise iki yıllıklardan e, başka bir 4 yıllık bölüme geçiyorsunuz. Yani mesela iki yıllık adalet okulunda okurken... 4 yıllık hukuk fakültesine geçiyorsunuz. Veya da iki yıllık elektromanyetik taşıcılarda okurken... 4 yıllık endüstri mühendisliğine geçiyorsunuz. Ya da işte iki yıllık alternatif enerji kaynakları teknolojisi bir bölümde okurken... ...yani e, ön lisans bölümünde okurken... ...bir anda 4 yıllık elektrik elektronik mühendisliğine geçiyorsunuz. Dolayısıyla... DGS farklı bir şey, yatay geçiş farklı bir şey. Şimdi yatay geçiş bilhassa İngilizce eğitim veren üniversitelerde biraz daha kolay oluyor. İngilizce eğitim veren üniversitelerde eğer e, YKS puanınız yani AYT ve TT puanlarınızı tutuyorsa bir şekilde geçmenize izin veriyorlar. Ben şunu söyleyebilirim. Eğer hukuk fakültesi, tıp fakültesi... Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ya da öğretmenlik gibi spesifik bir meslekle alakalı gayretiniz yoksa ya ben buraya gireceğim, kesinlikle bu olmak istiyorum demiyorsanız, diğer birçok işte işletme, iktisat, uluslararası ilişkiler, birçok mühendislik yine aynı şekilde yani inşaat mühendisliği falan filan yani birçok mühendislik gibi alanlarda sizler herhangi bir üniversiteden kendiniz geliştirdiğinizde çok iyi yerlere gelebilirsiniz. Dolayısıyla e, yatay geçişi odaklanaraktan herhangi bir bölüme gidersiniz oradan da ben yatay geçişle yani işte sosyolojiden psikolojiye geçebilirim diye kovalayabilirsiniz. Ama dikey geçiş gerçekten farklı bir sınav. Çünkü burada iki yıllık bir bölüm tercih ediyorsunuz sonrasında dikey geçiş sınavına da girmeniz gerekiyor. Yatay geçişte ise okuduğunuz bölümleri yani üniversite okuduğunuz dersleri de saydırabiliyorsunuz. Lütfen e, yani sonuç olarak bu ikisi arasındaki tercih tamamen sizin kararınıza bağlı. Lütfen dike geçiş sınavı hakkında daha detaylı bilgi gelsin demiş. Arkadaşlar dike geçiş sınavı iki yıllık ön lisans mezunlarının katılarak 4 yıllık bir lisans bölümüne geçiş yapmasını sağlayan bir sınav. Yani sayısal sözel bölüm var. 120 soru bulunuyor sınavda. ÖSM aday işlemleri sırasında başvurular gerçekleştirilebiliyor. Ee, bu yıl mesela dikey geçiş sınavı 9 Ağustos'ta. Dikey geçiş sınavında 60 matematik ve 60 Türkçe olmak üzere toplam 120 soru var. Ee, sınavda adaylara sayısal var, sözel var. Yetenek testi uygulanıyor yani esasında. Sınavda böyle AYT gibi net bilgi yok. Sınavda uygulanan test lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme yani böyle hani muhakeme soruları vardır ya o tarz soruların becerilerin ölçülmesini amaçlıyor. Sınav süresi de 150 dakika. Burada şunu söylememiz lazım. 2 yıllık bölümlerden 4 yıllık bölümlere dikey geçiş sınavıyla geçilebiliyor. Örnek verelim mesela bunlara aşçılık, Tam gastronomi bölümüne, adaletten hukuk fakültesine, ağırlama hizmetlerinden işletmeye, anesteziden hemşireliğe, alternatif enerji kaynakları teknolojisinden az önce söylemiştim onu. Ee, elektrik, elektronik mühendisine, elektromanyetik taşıyıcılardan iki yıllık ön lisans bölümünden, endüstri mühendisine dikey geçiş sınavıyla geçiş yapabiliyorsunuz. Selamlar iki yıllık tercih yapıp dört yıllığa tamamlamak isteyen öğrenciler için de bir video yapabilir misiniz demiş. Şimdi az önce söylediğimiz gibi bu bölümler iki yıllık bölümlerde okuyup, ...da meslek sahibi olabilirsiniz. İki yıllık bölümlerde dike geç sınavına girip... ...dört yıllık bölümlerde geçebilirsiniz. Ama şu çok önemli. Birçok bölümde, birçok üniversitede... ...hangi e, eğitimi alırsanız alın... ...kendinizi geliştirmediğiniz sürece... ...iki yıllık, dört yıllık süper bir üniversiteden mezun olsanız... E, ...sıkıntı yaşayabilirsiniz. İki yıllık böyle... İnsanların burun kıvıracağı bir üniversitede mezun olsanız kendiniz geliştirdiğinize çok iyi mesleklere, çok iyi geleceğe sahip olabilirsiniz. Devam ediyorum. Hocam üniversite seçimlerinde ek puan olayını anlamayan birçok arkadaşımız var. Mesela ben imatip mezunuyum. İlahiyat seçersem ek puan gelir mi lütfen cevap verir misiniz demiş. İmatip liselerinden herhangi birinden mezun olan öğrenciler Arap dili ve edebiyatı, dini bilimler, ilahiyat, İslam ve din bilimleri başkan olabilir. İslam bilimleri bölümlerini seçerlerse puanlarına ek puan veriliyor. Bu sene yapılan düzenlemede şöyle bir durum var yalnız. Dini ilimler bölümü programa eklendi ama ilk öğretim din kültürü ahlak bilgisi öğretmenlik, çok popüler tabii ki. Ek puan verilecek programlar arasından çıkarıldı. Dolayısıyla oraya bir mücadele bir TYT AYT puanı gerekmiş oluyor. Bunu da söyleyelim. Hocam iki yıllık üniversitelere nasıl bakıyorsunuz? Avantajları ve dezavantajları nelerdir? Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Genelde iki yıllık bölümler DGS hayaliyle tercih ediliyor. Yani dikey geçiş sınavıyla dört yıllık bölüme geçelim diye hayal ediliyor. Tabii ki avantajlı iki yıllık bölümler de var geleceği olan ama gerçekten istediğiniz bir şeyi tercih edip DGS e odaklı olmamak çok önemli bu noktada. Yani siz tercihinizi yaparken mutlaka mutlaka ben iki yıllıktan dikey geçiş sınavıyla dört yıla geçeceğim diye odaklanmayın. Ama e, yeniden üniversite hazırlanmak yerine bunu da yapabilirsiniz. Şunu da asla unutmayın. İster iki yıllık olsun ister dört yıllık olsun birçok mesleğe, birçok güzel mesleğe, geleceğe yönelik birçok mesleğe hızlı bir şekilde adapte olabiliyorsunuz. Kendinizi geliştirirseniz. Yazılan, araştırılan tek şey sıralamam ne olur değil aslında. Elimizde kabaca bir sıralam var. Bunun ne kadar oynayacağı ben ve bütün öğrenciler tek soru bu demiş. The Lost 45 beğeni almış. Hemen buna bakalım. Şimdi bu sene ortalamalar nasıl şekillenecek? AYT'nin etkisi arkadaşlar... Tahmin edilen aksine çok daha yüksek olacak. Neden? Çünkü TYT zordu, herkese zordu. AYT biraz daha normaldi, herkese normaldi. E, o zaman herkes aynıysa o zaman TET yüzde 40, AYT de 60 etkiliyorsa demek ki AYT bu işin belirleyicisi olacak. Yani AYT önemli. Yani ben TET'de şöyle böyle tabii ki TET'de yapman iyi güzel bir şey ama yapamadıysan herkes yapamadı sıkıntı yok. TET'deki o zor paragraf soruları, zor seçici sorular birçok öğrenci zorladı. O zaman AYT bakacağız. AYT'de de türev integral limiti yoktu. O zaman herkes biraz iyi yaptı. E, o zaman yani yapabildiği kadar iyi yaptı. E, o zaman o zaman herkes AYT'yi yaptı. O zaman neye bakılacak? Matematiksel olarak %40 yüzde %60 AYT, AYT'ye bakılacak. Özellikle eşit ağırlık ve sayısalcılarda AYT'nin etkisinin yüksek olacağını söyleyebiliriz. YKS 2020'de kaç net, kaç sıralama hemen söyleyelim. Birincisi, e, sayısalda karşılaştırma önemli. Yani geçen seneler hatta biz burada sizler için de hazırladık. Yani mesela diyelim ki TYT'de 40 net, 15 net yapan bir öğrenci. TYT'de 40, AYT'de 15 net yapan bir öğrenci. Yani al, bayağı böyle üst sıralarda olmayan, orta veya biraz da alt sıralarda olan bir öğrenci. E, 2018'de 341 bininciymiş. Ama 2019'da öğrencilerin başarısı arttığı için 401 binincilere düşmüş. Yani 341 binincinin girdiği yere girelim diye düşünürken eğer 2018 sıralamasına bakaraktan 401 birincinin girebildiği yere giriyor. Dolayısıyla 40 15 net 2019'da 401 birincinin girdiği yerlere giriyormuş. Bu sene de biz işimizi sağlam alalım eğer öğrenciler iyi yaptıysa diye 380 bin 440 bin aralığını tercih edelim diyoruz. Bunu aynı şey işte için söyleyeceğiz birazdan aynı zamanda sözel dil için söyleyeceğiz. Ve hatta 50 25 net yani TT 50 net yaptınız, AYT'de 25 net yaptınız. 2018'de 183 birinciymiş, 2019'da 230 birinciymiş. 2020'de biz sizlere 210 bin ve 260 bin aralıklarını tercih ediyoruz. Yani 210'dan başlayın. oralarda da gelebilir ama 260 bine kadar inin diyeceğiz. Zaten sınav sonuçları açıklanıp sıralamalarınız geldiğinde bununla alakalı sizlere onlarca videoda yapacağız. Hiç endişelenmenize gerek yok. E ama şu anda araştırma yaparken, bölümleri tercih ederken, üniversitelerle alakalı hayal kurarken buna dikkat edin. TYT, AYT netlerine baktığımızda 75-50'de 2018'de 47 bininci olan bir öğrenci 2019'da 67 bininci olmuş. O zaman dikkat edeceğiz biz 55 binlerden başlayacağız hatta 47 binden de başlayabilirsiniz sıkıntı yok. Ama 70 binlere hatta 72 binlere 73 binlere hatta ve hatta 80 binlere kadar inmemiz lazım işimizi sağlamamız lazım. Niye çünkü 20 bin oynamış. E şimdi 67'den 20 oynası 87 bin oynayabilir. Ama o kadar oynamaz diyoruz biz. Çünkü bayağı artık sıralamalar düşüyor. Bir de yeni açılan üniversiteler var. Yeni açılan bölümler var. Dolayısıyla biz 80 binlere kadar inmeliyiz diye düşünüyoruz. Bölümün popülerliğine bağlı olarak belki bunu 83 binlere kadar da değiştirebiliriz. 65 AYT net yapan bir öğrenci. TYT'de 95 net yapan, net bir öğrenci. Tabi burada sizin netiniz değişir. AYT'de 67 yapmışsınızdır. TYT'de 90 net yapmışsınızdır. O da benzerine denk gelebilir. Burada da şöyle bir şey oluyor. 12 bin 2018'de. 2019 15 Bu Bu senede 13.000 ile 19.000 arasında tercih edebilir. Yine 12 veyahut da 10 bile başlayabilir. Kimse ona bir şey diyemez ama işini sağlam almak için 19.000'e bine inmeli diyor. Eştarlığa baktığımızda ise 45-25 netlerde 2018'de 248 2019'da 470 Dolayısıyla biz 430 bin 500 bin aralığını sağlam almasını tavsiye ediyoruz öğrencilerimize. 55-35 netlere baktığımızda 2018'de 96 2019'da 140 olmuş. O zaman 120 bin, 155 bine dikkat etmeniz. Ama ben burada 100 bin de batabilirim. Bir tane, iki tane yazabilirim. Sonuçta bir tane tercih hakkım yok ki. İki tane değil, üç tane değil, dört tane değil. Birçok tercih hakkım var. Dolayısıyla ben en başta 100 binlikte yazabilirim. Ee, yani tercih ederken mantık belli. Bunu zaten biliyorsunuz ama bir kez daha söyleyelim. Diyelim ki birden 24'e kadar tercih hakkımız var. İlk başa hayaller konabilir. Kimse hayallerimize karışamaz. Hayaller. Ee, sonra istekler. Sonra istekler konabilir. Sonra ...olabilecekler, olabilecekler tamam mı? Burada da sağlamcılar. Yani sağlama almak. Sağlama alalımcılar. Yani sağlama alalım ne demek? Bu artık bizim sıralamamızdan çok daha genelere gidiyoruz. Buralarda istenilen iyi bölümleri yazıyoruz. Burada hayalleri yazabilirsin. Yani git istediğini yaz. Bir tane iki tane kullan. Ama hani sıralamalar olmuyor ne değiştirse diye. Tabii ki Türkiye birisinin girdiği yeri yazma. 150 bininci olduysan. Ama 150 bininci olduysan 95 binlik bir yeri yaz. Bir tane yazabilirsin. Ama isteklerin 130 bin, 120 binlerde onları da yaz. Sonra olabilecekler sıralamana yakın ve biraz daha aşağısına. Sonra sağlam yani sıralaman 150k yani 150 bin. 200 binde yaz eğer yeniden sınav hazırlamak istemiyorsan demek istiyoruz. Burada aynı şekilde TET 70 AYT 55 nette de benzer şey bakın. 7000'den 13000'e gerilemiş. Yani olumsuz bir durum bu tabii ki öğrenci için. Niye? Çünkü eskiden 7000'in girdiği yere yani sen 7000'in girdiği yere girelim diye düşünüyorsun. Ama bir bakıyorsun ki bu netle 13000'inci oluyorsun. Bu sefer giremiyorsun yani. Ee, burası da önemli. 9000-16000 bin, bin diyoruz. Şimdi Buraya bakalım. Sözelde de yine gördüğünüz gibi e, bu netlerde sıralamalar e, tercih aralığımız 530 bin, bin aralığında olmalı. 201 bin, bine gerilemiş. Dolayısıyla 220 bin, 270 bin aralığında olmalı. Yani bu neti yapıyorsun. 2018'de 201 bininci oluyorsun. Ama 2019'da 245 bininci oluyorsun. Dolayısıyla bu sene de eğer olumlu yaparlarsa 220-270 bin arasında tercih ediyoruz diyoruz biz. Burada da yine aynı şekilde 45 binincisin. Sonra 84 bininci oluyorsun. Uf diyorsun ya bu kadar net yaptım daha da geriledim. O zaman yine işimizi sağlam almamız lazım. Bu netler yaptıysak ee, bu sene 2020 TET ve AYT dedim. 10 bin 31 binine gelmiş. Dolayısıyla biz de 16 binlerden 40 binlere kadar dikkat etmemiz lazım. Dilde sıralamalar fazla oynamıyor. Gördüğünüz gibi bak 64 bin 68 bine, 35 bin 40 bine, 13 bin 20 bine, 4 bin 7 bine gerilemiş. Dolayısıyla biz de yine tercihlerimizi çok daha dar aralıklarla yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla sayısalda karşılaştırma önemli. Diğer eşitarlıklarda olduğu gibi. Geçen yıla benzer sıralamalar olabilir. Puanlar düşecek. Belki az da olsa ama sıralamalarımıza dikkat etmemiz lazım. MF 2018 ortalama 7.16 idi. 2019'da 8 ortalama yapılmış arkadaşlar. E, AYT ortalamasında. Tabii tüm Türkiye'den giren öğrencinin ortalaması. Demek ki artmış bir tık. E, o zaman kazananların da ortalaması artacak. Sıralamalarda 2019'da 2018'e göre dolayısıyla az önce gösterdiğimiz gibi düşme olmuş. 2020'de de net artış olma olasılığı yüksek. Çünkü AYT biraz daha kolaydı. İçinde tren integral yoktu. Bunu da bilmemiz lazım. Bu senede ortalama artma ihtimali yüksek. Bak 12'den 13'e çıkmış. Bu sene atıyorum 14'ü görebilir. 15'i görebilir. TSD'de yine çok az bir artış olmuş. Dolayısıyla düşük de olsa ortalamanın az da olsa artma ihtimali var. Bu şu demek yani sen geçen senenin netleriyle bu seneki sıralamalara yakınlaşırsın demek. Dilde de yine geçen yıla benzer ortalamalar olabilir arkadaşlar. 500 puan için 120 net, 420 puan için 96 net, 365 puan için 80 net, 300 puan için 60, 265 puan için 50 net, 200 puan için 30 netler yapılmış. Artık buralarda çok önemli olurken buralarda Net değişiklikler olur. Yani böyle çok hızlı, çok köklü değişimler olmaz arkadaşlar. O zaman özetleyecek olursak, anlattıklarımızı özetleyecek olursak... ...şuradan mesela sayısaldan göstermek istiyorum tekrar. Sayısal nerede? Gel bakalım diyor sayısal. eştarlık burada, dil burada. Sayısalı alıyorum ve videomuz bitiyor. Bu arada sorularınızı göndermeye devam edebilirsiniz yorumlarda. Bakın, özetini söylüyorum. 2018'de siz bu netlerle 341. iken... ...2019'da bu netlerle 401 bininci oluyorsunuz. Demek ki insanlar daha iyi yapmaya başlamış. O zaman 2020'de giren aday sayısı fazla olsa bile başarı neti ortalaması artacak olursa... ...sizler bu netleri yaptıysanız 401 binincinin girdiği yere girelim değildi... 440 bininciye 430 bininciye kadar inin diyoruz biz. İşinizi sağlam alın ama yine üst taraflarda hayallerinizi, isteklerinizi koyun diyoruz. Zaten sıralamalarınız geldikçe sizlere videolar yapmaya devam edeceğiz. Hadi bakalım kendinize iyi bakın arkadaşlar. İnşallah en güzel üniversitelere, en güzel geleceklere sizler kavuşacaksınız. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. <laughs>